çocuklar, bugün toplama işleminde verilmeyen toplananı bulacağız. Hazır mısın Yusuf? Evet, geçen sene biraz öğrenmiştik bu konuyu. Tek basamaklı sayılarla yapıyorduk. Mesela 5 ile hangi sayıyı toplarsam ona der gibi. Şimdi iki basamaklı sayılarla yapacağız. Evet, önce buraya bir bakalım. Şimdi bu sorumuzda bize diyor ki 3'ün 43 ile hangi sayıyı toplarsam 79 eder diyor. Bir dakika. Nasıl yapacağız? Normal toplama işinde ne yapıyorduk? Önce birliklerle, şurada da bir birlik vardır herhalde, değil mi? Evet. Saklanmış sadece, göremiyoruz. O birlikle 3'ü toplamışız, 9 etmiş. Öyle mi? Burada da bir onluk var. Bu 4 ile bu onluğu toplamışız, 7 etmiş. Tamam mı? Şimdi 3 ile ben hangi birliği toplarsam 9 eder. Onu bulalım. Ne yapacağız? 3'ten 9'a kadar sayacağız, değil mi? 3'ün üzerine katacağız biraz da. Katalım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tamam. 9'a kadardı ya. Kaç tane saydın? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kaç tane saymışım? 6. 3 ile 6'yı topladım. 9. Öyle mi? Evet, şimdi bu tarafa bakalım. Şimdi onluklar kısmına bakalım. 4 ile hangi sayıyı toplarsam 7 eder. 4'ten 7'ye kadar saymışım ben, öyle mi? Sayalım. 4'ün üzerine birkaç sayı daha katmışım. 7 etmiş. 4, 5, 6, 7. Kaç tane saydım? 1, 2, 3. Yani ben 4 ile 3'ü toplamışım. 7 etmiş. Öyle mi? Yalnız bu soruları yaparken şimdi bir kontrol edelim. Doğru mu yaptık diye sağlamasını kendimiz yapmamız gerekiyor. Şu kutuyu doğru mu bulduk acaba? Bir bakalım. 43 ile 36'yı topluyorum. Mutlaka yanına kontrolünü yap sağlamasını. Tamam mı? Kutuyu doğru mu buldun? İyi karar ver. 6'nın üzerine 3 daha sayalım. Say bakalım. 9. Evet. 4'ün üzerine 3 daha sayalım. 7. Gördük mü? 79, 79. Aynı mı çıktı sonucum? Evet. Evet, demek ki ben bu kutuyu doğru bulmuşum. Tamam mı? İşlemimizi kontrol etmeyi unutmuyoruz. Evet, şimdi öbür soruya geçelim. Evet, şimdi buraya geçelim. Bununla ilgili yeni ödevler yaparız, kitaplardan alıştırmalar yaparız, tek tek yaparız, defterimize yazarız. Daha çok şey yapacağız bunlarla ilgili. Evet. 7'nin üzerine, şimdi bu da başka bir şey. Bu biraz karışık gelebilir. Bir bakalım iyice. Herkes buraya baksın. Şimdi 7'nin üzerine bir şey kalkmış kalkmış toplamış 7 ile bir şey. 4 olmuş. Şöyle 7'nin üzerine bir şey saymış 4 olmuş. Olabilir mi böyle bir şey? Ne olabilir? 14. Evet, aferin size ya. 7'nin üzerine birkaç tane daha sayı saymış. Şöyle 7'nin üzerine şurayı saymış. Bir de burayı saymış sonra. Gördük mü? 14 etmiş yani. Burası neymiş aslında? 14. Çünkü 7'den 4'e kadar sayamayız, değil mi? 7'den sonra 14'e kadar sayabiliriz. 24'e kadar sayabiliriz. 34'e kadar sayabiliriz. Büyük ihtimalle 14'dür. Önce bir 14 deneyelim. 7'den 14'e kadar sayalım. 8. 9. 10, 11, 12. 13, 14. Tamam, 14'e kadardı. Kaç tane saydın? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kaç tane saymışım? 7. Evet, yaparken sen de böyle kenarına çizikler atabilirsin parmaklarında karıştırıyorken. Sonra zaten öğrenince artık bunlara da gerek kalmaz. 7, 7 daha 14. 14'ü? 4'ü. Şu ne oldu? 1. Nereye gitti o? 50. Bu tarafa mı? Evet. Evet, biri de buraya katmışızdır. Toplama yapıyorduk ya. O biri götürelim biz gene de burada yazmıyor. 2 ile topladım biri. Ne etti? 3. 3'ten sonra kaça kadar saymışım? 3'ten sonra kaça kadar saymışım? 5. 3 ile bir şeyi toplamışım. 5 etmiş. Sayalım. 3, 4, 5. Kaç tane saydın? 2. O zaman burası 2 mi? Evet. Bir bakalım. 2, 2 daha, 4, bir de elde vardı, 5. Oldu mu? Oldu. Şimdi bu toplamamızı, toplananımızı bulduk. Naciye bir kontrol edelim toplananımızı, doğru mu bulduk? 27 ile
Kutumuz da 27 çıktı. Aynısı çıktı. Toplayalım bakalım 54 ediyor mu gerçekten? Doğru bulmuş muyuz şuradaki 27'yi? 7 daha. 7 daha. 14. 14'ün? 4. Evet. Neyimiz var? 50 var. 1 elde. 1 elde. 2 daha? 4. Bir de burada elde var? 5. Evet. Toplananımızı bulduk. Doğru bulmuşuz değil mi? Evet. Toplamlarımız aynı sonuçlarımız. Evet sen de yaparken mutlaka kontrolünü yapıyorsun. Tamam mı? Evet çiziklerle yapabilirsin. Böyle kolay oluyor kenarına yaparken. Sonra zaten alışınca onlara da gerek duymayacaksın. Evet şimdi defterimize yazalım. Ondan sonra da birkaç daha yeni sorular çözelim böyle. Tamam mı? Evet.